Teknomeli TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Haftanın konuğu programıyla karşınızdayız. Haftanın konuğu programının bugünkü konuğu hemen takdim edeyim efendim. Zaten yakinen tanıyorsunuz, aynı zamanda sosyal medyadan da tanıyorsunuz. Otomotiv sektörünün Türkiye'nin önde gelen isimlerinden MH Motor kurucusu ve aynı zamanda başkanı Sayın Metin Haymana. Efendim hoş geldiniz haftanın konuğu programına. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Efendim inanılmaz bir yolculuktan geldiniz, aynı zamanda çok yoğundunuz. Teknomeli TV stüdyolarımıza tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın Haymana tekrar hoş geldiniz hoş yayınımıza. Bulduk. Beni kırmayıp yayınımıza teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Metin Haymana'ya soralım öyleyse, bugün neredeyiz? Bugün TR Rumeli TV'deyiz. Sizlerle birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz hoş diyelim. Biz de ağırlamaktan dolayı çok memnun olduk efendim sizi burada. Sağ olun. Efendim isterseniz yavaş yavaş sorularımıza başlamadan önce Songül Hanım bir şey sormak istiyor efendim tabii, size. Özellikle tabii. Herkesin merak ettiği bir hikayeniz evet. var. Evet, Sayın Haymana'nın aslına bakarsanız sosyal medyadan herkes tanıyor. İş sektöründe de herkes tanıyor ancak... Ben kendisinin aslına bakarsanız geçmişe dayalı da bir hikayesi olduğunu, onu bugünlere getiren bir hikayesi olduğunu da biliyorum. Onu kendisinden dinlememiz mümkün mü? Tabii. Şimdi herkesin kendisine göre tabii bir başarı hikayesi vardır, mücadelesi vardır. Ben de aileden gelen kaynaklı, hemen hemen 10 yaşından beri ticaretin içindeyim. Maşallah. Evet. Tabii hani o günlere gelene kadar direkt ticarete atılmadık. Efendim ayakkabı da boyadık. Yeri geldiğinde işte 7-8 yaşlarında falan ilk okula giderken araba merakı nereden geldi? Hep küçükken ben cumartesi, pazar günleri babam araba pazarına götürdü beni. Hı hı. Böyle 11, 12, 13 yaşlarında, işte 14 yaşlarında vesaire falan. Araba pazarına giderken orada tabii o samimiyeti, o sıcaklığı galericiler vardı. Böyle kimi işte eline süngeri evet. almış, lastikleri parlatıyor. Kimi fırçayı almış, arabayı yıkıyor falan. Hep cumartesileri babam beni götürürdü. Araba pazarına. Ben de öyle o merakla hep merak ediyordum. Hı hı. Galericilik nasıldır, arabacılık nasıldır vesaire falan derken biz de o dönemlerde 97-98 yıllarında bizim marketimiz vardı. Gıda sektörü yapıyorduk. Tabii abim onlar işletiyordu. Ben de liseyi okuyordum. Lise 1'deyken efendim eğitim mi, ticaret mi diye babama sordum. Çünkü okuldan geliyorsun, bizim evde marketin üstü, üst katı. Okuldan geldiğinde hemen babam işte dükkana çağırıyor. Dükkanı işlet, dükkanda dur, dükkanda çalış vesaire falan. Ben de dedim ki yani ya ticaret ya eğitim. İkisini seçmem lazım. İkisi bir anda da gitmiyor dedim. Çalışmam lazım çünkü eğitime. Babam da dedi ki ticaret. İyi ticaretse lise 1'de terk. Gıda market şubemiz vardı. Marketi biz 99 yılında o işi bıraktık, market hı hı. işini. Babam dedi ki ne iş yapalım, bana böyle sordu. Hep de içimden çünkü galericilik var, arabacılık vardı. Dedim ki galericilik. Arabacılık dedi ki hadi oradan sen ne anlarsın galeriden. Öyle dedi. Çünkü hakikaten galericilik eskiden zordu. Evet. Yani kolay değildi. Herkes galericilik yapamazdı. Bazı sektörleri yapabilirdin ama galericilik çok zor bir meslekti. Zor bir meslekti. Evet. Galericilik deyince insanlar hep böyle korkarak bakardı galericilik. Galericilik. Aslına bakarsanız günümüzde daha zor gibi tahmin tabii. ediyorum ben ama... Tabii. Bir sürü araç bulamama doğru. gibi durumlardan dolayı sanki daha zorlaştı. Evet. Galericilik yapmak istiyorum. Tabii ki izin vermedi. Biz de babamızı dinledik. İstemeyerek bir nalburiye dükkanı açtı bize. Yani herdavat, efendim, boya vesaire nalbur.
diye eski tabiriyle. Ben de istemedim, istemeyerek yaptım. Sonra bizde dekorasyoncular alışveriş yapardı. Eski boyacılar alışveriş yapardı. Orada bir arkadaş bize alışveriş sürekli yapıyordu. Sonra vesile oldu. Bu işe vesile o oldu. Ne tabii güzel. Nasıl oldu? Efendim alışveriş yaptı, bir gün ortadan kayboldu. Hikaye bu. Sonrası? İsmini vermek istemiyorum, hala konuşuyoruz. Belki izliyordur efendim. Belki izliyordur. Kendine selamımızı iletelim buradan. Evet. Sivaslı bir arkadaş, hala da dostluğumuz devam ediyor. Vesile olan vesile oldu, ne güzel efendim. Alışveriş yapıyor bizden, sonradan ortadan kayboldu. Ödemesi var, alacağım var. Ondan buradan o zaman sesleniyoruz efendim arkadaşımıza. Aslına bakarsanız ama o olumsuz görünen durum tabii sizi bugünlere getiren, aslına bakarsanız hikaye diyebilir miyiz o zaman? Tabii, hikayenin başlangıcı o. Aslında bir vesile de oldu. Yani MH Motors oradan geliyor. Evet, evet. Ortadan kayboldu. Neyse ben buldum arkadaşı. Dedim ki nerede buldum? Bizim de rakip firmamız vardı. Dükkanımızın hemen arkasında rakip bir firma. Aynı nal buraya işi açtı. Oradan beyefendi alışveriş yapıyormuş. Bize borcu var. Eyvah. Orada geçerken tesadüf buldum. Dedim ki ya böyle böyle yaptım. Niye böyle yapıyorsun? Hani biz de alışverişini devam etseydin falan. Neyse yok işte vesaire şu bu oldu derken dedi ki ben alacağımı yarına kadar getirmezsem altımda 88 model kartalım var. Dökük. O yılların Mercedes'i tabii efendim. Ya biz işte yıl 99'dayız. Evet, evet. 88 model kartalım var dedi. Onu getirip bırakırım. Ya ne yapacağım ben kartalı dedim. Yani yok dedi, ben yarına kadar getirmezsem bırakırım. Velhasıl 2-3 gün geçtikten sonra geldi, dedi ki ben alamadım alacağımı. Arabayı bırakıyorum, ruhsatı, anahtarı, arabayı. Ya dedim ki ben ne yapacağım bu arabayı arkadaş? Galericiliğin ilk evet. arabası. Yok dedi, ben yapamadım. Neyse anlaştık, artı eksi neyse tamamladım, verdim. Hemen içimde de var ya o heyecan, o merak var içimde. Hemen geçtim, arabayı çektim dükkanın önüne. Babamın haberi yok, abimin haberi var. Hemen geçtim, hortumu aldım, fırçayı aldım, sonra süngeri aldım, lastikleri parlattım. O şey aklıma geldi hep, o otopazarındaki o heyecan, evet, evet. O atmosfer, galericilerin yaptığı hareketler. Arabayı temizledim, paspasladım, neyse vesaire biraz makyaj yaptım arabaya daha doğrusu. Parladı. A4 evet. A4 kağıdını aldım. Satılık, yamuk yumuk satılık yazdım. Üstüne de cep telefonumu yazdım. Tabii o zaman sosyal medya yok. Yok. Sosyal medya mecraları yok yani. Hiçbir platform yok. Sadece efendim çevrenizdekiler, eşiniz, İlanda dostunuz duydu. Vesaire falan ilan gibi bir durum evet, yok yani. Evet. Sosyal medya mecrası yok 2000'li yıllarda, 99 yıllarında. Yazdım, ertesi gün, iki gün sonra mıydı, üç gün sonra aramalar başladı. Bizim orası da biraz hareketliydi. Köşe başı bir yer, her tarafı yol, iki cephesi de yoldu. Aramalar başladı, efendim bu araba kaç para? Efendim o zaman iyi hatırlıyorum, ben 1750 TL'ye aldım. Yani 1 milyar 750 TL. O zamanki para. Evet. 2250 yazdım. Yani istedim fiyatını. 2000 olur mu dedi. Dedim ki hem alacağımı kurtardım. Hem de 250 TL kârı para ettim. Kazanıyorum. İlk evet. ticaret. Ne güzel bir şey. Tabii. İlk ticaret. Tamam dedim olur. Geleceğim dedi ertesi gün. Geldi adam. Arabaya baktı. Çalıştırdı. O zaman eksper yok. Yani eksperlik zaten arabanın bir durumu yok. Evet. Sadece eksper neydi? Açardım motor. Bakardı. Kaputunu. Bakardın yağına, suyuna vesaire motoruna. O kadardı. Başka bir şey motor yok. Motor düzgün. Zaten bildiğim kadarıyla baktı fazla adam, bir detayı açtı. Yok bakılacak. Tabii. Baktık mı tamam. Açtı. Çalışıyor mu tamam. Bir tur atabilir miyim? Tabii dedim. Bir tur at. Tur attı. Tamam okey dedi. Notere geçelim. Dedim ki ne notere? Bilmiyorum ki. Dedi satışını alacağız dedi. Dedim ki ben satış falan almadım. Araba bu. Ruhsat bu. Anahtar bu. Ver paramı dedim. Aynen böyle konuşmalarımız. Ya dedi ben bu arabayı alacağım ama satışı nerede?
satışını vermek zorundasınız. Evet. Ya ben bilmiyorum. Aradım o arkadaşı, bana veren arkadaş. Dedim ki ya arabanın satışı varmış dedim. Bana niye vermedin ki dedi. Sen istemedin ki dedi satışı. Neyse geldi. Ondan sonra notere gittik. Noterde de tabii ki şimdiki sistem gibi değil. Değil, evet. Arabanın borcu çıktı. NTV borcu. Git vergi dairesine hayda öde de şimdi cepten ödüyorsun, evet. İnternetten ödüyorsun. Tabii, tabii. Çok kolaylıklar var şu anda. Çok kolaylaştı. Gittik ödedik vesaire falan. Arabanın satışını verdik. İlk araba, ilk MHE Motors'un hikayesi buradan başlamış geliyor. Alıyor. Kartal'la başladım. Ne güzel. Sonra Şahin, Doğan, o zamanın Broadway vesaire vesaire. Hikaye buradan geliyor. Bu arkadaşın bize işte vesile olmasıyla. Vesile olması, sebep olması. MHE Motors'un kuruluşu buradan geliyor. Tabii İlki Haymana Otomotiv'le başladım. Öyleyse. İlk ismimiz, soy ismimiz Haymana olduğu için Haymana Otomotiv'le başladık biz. 2016'ya kadar. 2016'da MHE Motors'un isim değişikliği yaptım. Orada bir arkadaşla oturuyorduk. Dedi ki ya Haymana Otomotiv, evet soy ismin, herkes soy ismiyle ticaret yapıyor sektörlerde falan. MHE Motors olsun dedi, yani Metin Haymana kısaltılmış. MHE Motors olsun dedim, evet. Firmayı değiştirdim. İyi ki olmuş efendim. İsim de oradan geliyor. Aynen. Herkes tanıyor, i̇yi biliyor. İyi ki olmuş ve iyi ki sizi tanıdık. Şimdi sizi daha çok araç sektöründen biliyoruz. MHE Motors ve Metin Hayman olarak sosyal medyada oldukça aktifsiniz. Meşgul olduğunuz, icra ettiğiniz başka meslek dalları var mı acaba? Başka şirketler de olduğunu biliyorum. Yanılıyor muyum? Doğrudur. Şimdi Haymana Holding bünyesinde MHE Motors var. Haymana Holding bünyesinde Haymana Gayrimenkul var. Haymana İnşaat var. Bu üç sektörde hem otomotiv sektöründe hem gayrimenkul i̇nşaat hem inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Yani alanlarımız bunlar. İnşaat, gayrimenkul, otomotiv. Proje mi üretiyorsunuz? Proje bazlı mı? İnşaat proje yani site projeleri, konut projeleri, villa projeleri, yapsat modeli. Anladım. Efendim son bir yıldır gündemi çok meşgul ediyor bu çip krizi. Evet. Bunu sizden dinlemek isteriz. Çip krizi otomotiv sektöründe hala kriz yaratıyor maalesef biliyorsunuz. Evet. Özellikle ikinci ele de çok yansıdı bu çip krizi. Peki bu hala çip krizi bizim gündemimizde olacak mı ve problem yaratmaya devam edecek mi Sayın Hayman'ın? Bunu biraz hem bize hem izleyicilerimize anlatır mısınız efendim? Tabii. Çip krizi maalesef devam ediyor. Henüz çözülebilmiş bir değil. Ne zaman sorunun çözülebileceği de ortada sonuç bir şey yok. Bununla ilgili biz lüks araç sattığımız için özellikle lüks araçlarda donanım paket özellikleri eksik geliyor. Evet. O yüzden opsiyon olarak burada bayide ekstra donanım yüklemek zorundasınız. Yani bu tabii ki işin başlangıcında böyle bir şey yoktu. 2020'de dünyada olan pandemiden dolayı aslında çip krizi ve manyetik krizi sorunu hala devam ediyor. Yani sorunun ne zaman çözüleceği hala da... Bir insert gireyim, özür diliyorum. Tabii. Bu çip krizi aslında şöyle bir şey. Yani sonuçta elektronik değil mi bu? Evet. Yani bulunabilen bir parça aynı zamanda. Peki neden bu kriz oluyor? Şimdi şöyle 2020'de bu pandemide ortaya çıktı. Evet, doğru. Şimdi orada fabrikalar durdu, sektörler durdu, üretim yapamadı. Çok bundan etkilenen kaynaklı, bir sektör otomotiv sektörü. Bundan kaynaklı bir sıkıntı var. Peki bundan sonra nasıl önlem almaları gerek özellikle? Bu çip krizini nasıl aşabiliriz efendim? Çünkü ya piyasada nerede baksanız sıfır araç bulamıyorsunuz artık. Evet. O hale geldi. Siz daha iyi biliyorsunuz çünkü. Bunu biraz anlatır mısınız efendim? Çaresi nedir? Yani çaresi şimdi bir boşluk oluştu. Bu sadece araç sektöründe değil. Bizim inşaat sektöründe de biz malzeme alamadık mesela. Üreticiden, fabrikalardan alamadık. Çünkü niye? Orada şimdi talep arz meselesi diyoruz. Doğru. Biz. Talep çok. Ortada cip kriz, cip yok, evet, manyetik yok.
O yüzden sıkıntı 2 yıl daha sürer. Devam eder. 2 yıl daha devam eder. Evet Sayın Haymana, şimdi ikinci el araçlarda hızlı bir artış söz konusu. Özellikle ikinci el ve sıfır araçlarda. Her geçen yılda daha çok hızlı artmaya başladı bu fiyatlar. Evet. Önümüzdeki şimdi yeni bir yıla giriyoruz. Daha fazla bu fiyatlarda bir artış olacak mı? Yoksa bizleri neler bekliyor? Şimdi ikinci el araç piyasası sıfır araç tedariğinin az olmasından kaynaklı. Durum buradan geliyor. Evet, araç geliyor. Sıkıntısı var. Şimdi hani fiyatlar tabii çoğu müşterilerimizin beklentisi, vatandaşlarımızın, insanların beklentisi araç düşer mi? Evet, evet. Yani düşme gibi bir durumu olmaz. Örneğin asgari ücret daha dün evet, zam geldi. 8506 TL oldu. Evet. Bunun maliyetleri efendim yansıyacak yeni yılda, Ocak ayında her yansıyacak. Şey. Şimdi otomatikmen sadece araç değil. Gıdadan, iğneden, ipliğe yansıyacak bütün maliyetler yükselecek yani. Evet. Peki efendim, bunun çaresi sizce ne olmalı? Şimdi asgari ücret dediğiniz gibi bu arabaya da yansıyacak, motosiklete yansıyacak, elektronik eşyalara yansıyacak, inşaat sektörüne de yansıyacak, bütün mesleklere yansıyacak, evet. Televizyon evet. sektörlerine yansıyacak. Yani bunun maddi olarak siz de bir işverensiniz aynı zamanda. Hem işverene yük olmaması için hem de çalışana katkı sağlamak için neler yapmalıyız efendim? Şimdi, bir iş insanı olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, tamamen işçilik ve maliyetlerin evet. artmasından kaynaklı bunlar oluyor. Doğru. Şimdi otomatikmen bugün yakıttan gidelim. Evet maalesef. Evet. İşin birinci durumu yakıt. Yakıta geldiği zaman nakliyeye tabii çok gelir. Hızlı bir nakliyeye zam geldiği oluyor. Zaman malzemeye gelir. Doğru. Üretici, fabrika vesaire otomatikmen bu maliyetlerin tetikliyor hepsi birbirine tabii. koyuyor. Şimdi mesela biz bir iş insanı olarak bugün dün asgari ücret arttı. Biz de maliyetin üzerine koymak zorundayız. Bu şekilde aslında otomatikmen hepsi birer evet. Birbirini tetikleyen durumlar. Bir durum. O yüzden inşallah yeni yılda şimdi ekonomik olarak olsun, enflasyon olarak olsun bu sadece ülkemizde yaşanmıyor. Doğru. Evet, dünyada yaşanan olan bir sıkıntı. Evet evet. Bütün dünyanın etkilendiği ya bazı bir insanlarımız, ekonomik krizden. Vatandaşlarımız diyor ki ya ne oluyor? Ne oluyor diyor. Avrupa'ya gidin. Amerika'ya gidin. Evet. Oradaki enflasyonu görün. Evet. Ekonomiyi görün. Arkadaşlarımız var, dostlarımız var. İrtibattayız, konuşuyoruz. Ya diyor ki siz orada hani bizim insanlarımız bir şey olduğu zaman hemen reklam yapıyorlar. Oradaki insanlar bunu reklam yapmıyor ki. Evet. Dünyaya. Ya dünyaca dediğiniz bir sıkıntı gibi, tabii, var. Tabii, genel evet, bir sıkıntı var. Tüm dünyada var yani. Yani çip krizini tüm dünya genelinde açıkçası bundan emin değilim bilmiyorum ama ekonomik kriz olarak baktığımızda tüm dünyanın etkilendiği bir kesin. Tabii bu 2 yıldır, 2,5 yıldır ciddi bir ekonomik kriz var. Ama ben şuna inanıyorum. Yine bizim ülkemiz ayakta. Üretim devam ediyor. Buna rağmen efendim diyorlar ya işte açlık var vesaire var, şu var, bu var, sıkıntı var. Bugün bir AVM'ye gidin. Evet. Son model telefonları isim vermeyelim. 60.000 TL. Ama yok. Doğru evet. mu? Evet. Sıradalar insanlar AVM'de. Aynen öyle. Bir taraftan bakıyorsun ekonomik kriz diyorsun, bir taraftan bakıyorsun da AVM'lerde. Bayiye gidiyorsun, kendi sektörümüzle alakalı değil. Araba doğru. yok. Doğru, evet, doğru. bulamıyoruz. Tabii, evet, evet. Bugün araba almaya gidin. 3 ay veyahut da en evet. az 4 ay sıra bekliyorsunuz. Süre veriyorlar. Neden kaynaklı? Daha uzun bile beklettikleri evet. bu üst 6 segment. 6 ay da var. Evet, evet. Üst segment. Mesela bizim çalıştığımız segmentler şu anda Mercedes. Bu iç donanıma efendim, göre değişiyor galiba değişiyor, değil tabii. mi? Evet, pakete değişiyor. Göre pakete değişiyor göre diye biliyorum. Değişiyor. En az sıra 5-6 ay bekliyor. Peki efendim, araç bekliyor, bekleyenler de bunu çok merak ediyor. Ve aynı zamanda alacak olanlara neler tavsiye edersiniz? Mesela
bir sıfır araç almak istiyor ya da ikinci el bir araç almak istiyor. Her yere güvenemiyorlar efendim. Bir araç almak için öncelikle neye dikkat etmeleri gerekiyor vatandaşların? Önce aldığı kurum önemli. Evet. Ya da aldığı şahıs önemli. Şimdi biz bunlarla karşılaşıyoruz. Nasıl karşılaşıyoruz? Efendim sosyal medya mecralarında işte isim vermeyeyim. O arabaların ilanları olduğu mecralarda. İlan var. Araba yok. Kaparocular var. Özellikle sahibinden.com'da. Ben isim vermedim. Olsun, verebilirsiniz. Sorun yok efendim. Sahibinden.com'da evet. Biz kendimiz de yaşıyoruz. Bizim personel de yaşıyor. Evet. O da nereden kaynaklanıyor? Şunu tavsiye ediyorum biz izleyicilerimize, vatandaşlarımıza. Buyurun. Arabanın piyasası 1200 diye farz et. 1200, 1250 bandında gidip geliyor. E başkası bir ilan girmiş 1150 ya da 1100. Bu güvenilir değil ki zaten başta. Neden öyle yapıyorlar? 1250 de sen neden 1150 yazmışsın? Sıkıntı var, kaparucu. Yani fiyatlara dikkat etmeleri lazım. Ucuz olan, evet, düşük doğru. fiyatlı olan doğru. araçlara yönlenmemesi lazım. Yönlenmemesi lazım, güvenmemeleri lazım bu konuda. Ve arabayı alırken muhakkak belirli eksperler var. Eksperlere gösterilmesi lazım. Güvenilir yerlere. Tabii güvenilir, her eksper değil. Tabii. Bir de aslında efendim şöyle bir şey var. Mesela araç sattıkları mekanda en yakın ekspertizciler vardır. Evet. Bunu çok yapıyorlar. Çok da duymuşsunuzdur. Evet. Çok da haber yapmışızdır bunu. O insanlar işte en yakın ekspertize götürüyorlar. Hatta satan kişi. Bizim burada tanıdığımız bir eksper var. Buraya götürelim. Araçlara buradan baktıralım. Fakat o eksperle satan kişi, yani sahibi olan dükkanla işbirliği yapıyor. Kazalı arabaları, hasarlı arabalara sağlam gösteriyorlar. Orijinal diye gösteriyorlar. Evet, evet. O yüzden tabii ben de şunu belirtmek istiyorum. Buyurun. Hani belirli markalar var eksperde. Ben şimdi burada isim vermek istemiyorum. Biz onlarla çalışıyoruz firma olarak. Çok güzel. Çok iyi bir yere denk geldiniz. Öyleyse şimdi size ulaşabilirler bununla ilgili. Tabii. Çünkü evet, evet. Güvenilir bir isim olarak. Şimdi müşterilerimiz bazen ben hani ofiste olduğum dönemler müşteri araba teslimatına geliyor, işte araba almaya geliyor, işte ofiste muhabbet ediyoruz. Ben bir ekspere gitmeyeceğim. Niye diyorum ekspere gitmeyeceksin? Hani niye, bizim ne özelliğimiz var, ne farkımız var yani normal efendim otomotivcilerden ne farkımız var? Hayır diyor efendim, ben sizi araştırdım. Güvenilir. Güvenilir bir firmasınız. Ne güzel. O yüzden evet. ekspere ve arabanın bedelini normalde. Usul şöyledir, şöyle gidişat bizde. Müşteri gelir, arabaya bakar, ekspere gider, eksperden notere gider, satış yapılır. Satıştan sonra hesaba para atılır. Ama çoğu %99 müşterimiz. Sizde bu sıralama değişiyor. Sıralama değişiyor bizde. Ofisteyken arabanın satış bedelini hesabımıza atıyor. Çoğu müşterimiz. Tabii şimdi sosyal medyadan, çoğu müşterimiz sosyal medyadan, ya birbirimizi tanıyor muyuz? Değiliz. Bunu evet. kim yapar? Tanıdıklar evet. yapar. Doğru. Güvenir, parayı verir. Doğru. Satışı daha sonra alır. Ama Türkiye'nin her yerinden bize müşteri geliyor. Edirne'den, Kars'a, Diyarbakır'dan, Antalya'dan, İzmir'den vesaire. Türkiye'nin her yerinden bize müşteri gelir. Ya, biz çok şükür o konuda iyiyiz. Yani müşteriye telefonda personelimiz ne dediyse o çıkar. Artısı çıkar, eksisi çıkmaz. Şimdi sosyal medya demişken oraya da değineyim. Ben, siz sosyal medyayı çok aktif kullanan birisiniz. Aynı zamanda sizi, çünkü sizi paylaştıktan sonra bana da gelen mesajlar oldu. Sormamla alakalı. Özellikle gençlerden çok geldi. Evet. Metin Haymana gibi lüks araçlara binmek istiyorum. Ya da sizin hayatınıza özendikleri gibi. Oraya yansıttığınız gibi bir hayat mı yaşıyorsunuz gerçekten? Ya da sizin özel olarak oraya özel ürettiğiniz içerikler mi bunlar? Evet. Gençlere ne önerirsiniz bir de? Ya şimdi her zaman şunu ben kendime
felsefe edinmişim. Her zaman şu bakış açısıyla bakıyorum. Kaliteli yaşamak mı, zengin yaşamak mı? Ben kaliteli yaşarım. Çünkü neden? Dışarıda göründüğü gibi hiçbir şey değil. Özellikle sosyal medyada. Özellikle sosyal medyada. Hani emek vermeden, bedel vermeden, mücadele etmeden... Kesinlikle. Durduk yere kimse bir yerlere gelmez. Şimdiki gençler... hemen birdenbire bir şeyi olmasını istiyor. Evet, doğru. Hemen anında olmasını istiyor. Hiçbir çaba sarf etmeden. Ben ne derim? 99 yıllarında Kartal'la başladım. Tabii. Şimdi Allah'a şükürler olsun lüks araç satıyoruz. Maşallah. Birdenbire de olmuyor. Mesela Şahin Doğan efendim dedik sattık. Sonra başka bir gruba geçtik. Orta segmente geçtik. Evet. Daha sonra 2010 yıllarında lüks segmente geçtik. Şimdi 2023'teyiz. 2023'te projelerimiz tabii ki daha farklı modellerle, daha farklı markalarla çalışacağız. İnşallah. Yani demem şu, ben kafaya koyduğum bir şeyi yaparım. Pes etmem. Mücadele ederim. Pes etmem. Sizi öyle tanıyorlar zaten. O zaman bir mesaj verelim buradan. Zahmet olmadan rahmet olmaz derler. Kesinlikle. Bir de o yüzden, bulundukları konfor alanlarından çıkıp mücadele versinler. Tabii. Ama eğitimlerine de tabii ki ara vermeden. Eğitim evet, ticarete şart. Atılsınlar ama bunlar istisnai durumlar olabilir ama eğitim, evet, en önce eğitim. Şimdi, diyelim biz eğitim, yine de o mesajı verelim. İlk basamak eğitimdir. Evet, kesinlikle. Yani. Tabii ben orada hani ilk başlarda söyledim lise 1'de tek ama şimdi doktoram var. Efendim, aynen. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Bir şey söylemek ister misiniz Metin Aymana'ya burada? Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet. İlk programımda ilk konuğum Sayın Metin Hayman'a beni gerçekten gururlandırdınız. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Ben de TR Rumeli ekibine, sizlere burada konuk olduğum için sizinle böyle bir programda karşılaşmak gerçekten mutluluk verdi. Şeref verici efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu ben olduk de. Sizi burada aynen, haftanın konuğunda ağırlamak. Sağ olun. Değerli izleyenler, haftanın konuğu programının bugünkü konuğu otomotiv sektöründen Türkiye'nin önde gelen isimlerinden MH Motor Kurucu Başkanı Sayın Metin Haymana'ydı. Başka bir programda görüşmek dileğiyle.